Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karnızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenmenizi rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Özellikle bir web sitesindeki e, başlık epey dikkat çekiciydi. Diyor ki e, CZ Binance son zamanlarda lüncü desteklemenin yeni yollarını arıyor. E, nitekim ilerleyen videolarda aslında bunu yap, e, nasıl yaptığına dair de konuşmaya devam edeceğiz. Fakat son zamanlarda görünen o ki evet aslında durum bu şekilde arkadaşlar. Şimdi nitekim geldiğimiz noktada biliyorsunuz ki Binance e, geçmiş zamanlarda Lünc'ün yaptığı rallide çok ciddi bir etki sağladı. İşler nerede başladı? E, i̇lk önce Lünc'ün yükseltmesini destekleyeceğini belirterek başladı. Nitekim destekledi. E, bununla birlikte e, kendileri Binance bizzat bir e, cüzdan bakımı yaptı. E, bir güçlendirmeye gittiler. Bununla devam etti. Devamında yakımı onaylaması bununla birlikte de arkadaşlar e, nedir yakım onayından sonra da işte e, staking gibi haberler vesaire vesaireyle aslında bu iş devam etti burada kaldıraçlar bakın yine ne yaptı e, USDT paritesini ekledi e, bunu ne yaptı Luna'ya da yapmıştı bu arada devamında kaldıraçlı işlemler getirdi e, gibi gibi pek çok durum oldu nitekim Luna'nın son patlamasında ben e, Binance'ın da bir e, o manipüle etabında bir durumu olduğunu düşünüyorum. Yani tabii ki bu konuyla alakalı kesin bir bilgiye sahip değilim. Fakat ihtimaller dahilinde arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. E, bütün bunlar olurken neticede Binance normal şartlarda nasıl bir politika izler? Uzun vadede coinlere pump dump e, yapmayalım tarzında hareketler yapar. Ancak e, rally etabında da tabii ki e, bunları duyurdu. Nitekim şu anda... Fiyatlar düşerken de öyle ağım şağım hareketler olmamak kaydıyla özellikle ekibin belirleyeceği belli başlı bir zaman diliminde yani doğal bir yön yukarı yaparken lunç e, binansın yeniden ciddi haberler listelemelerle karşımıza çıkacağını düşünüyorum. E, belli zamanlarda yapmış olduğu belli başlı haberler ve listelemeler aslında e, ekiple paralel doğrultuda gittiğini ne yapıyor bize gösteriyor. Bunu yapmış olmasındaki neticede sebep de aslında e, topluluk baskısı yani işin etikini bilemem yani adam işte der ya yazık işte insanlar şey yaptı falan filan. Ama zannetmiyorum topluluk baskısı burada önce gelir arkadaşlar bütün bunların yapılması hususunda. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese.